Makale dinle.net Nedet Ersanel Nehrin kıyısında bekleyen ülke ABD Savma Bakanı Mark Esper'ın Washington Merkezi Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da düzenlenen Valdey Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısında yaptığı konuşma dünya düzeninin nasıl kavranması gerektiği konusunda senkron sunuyor. Esper haritasının bu kadar açıkça çizilmesi şaşırtıcı gelebilir. Ancak söylediklerinin tamamı yıllar içinde ve satırı satırına hem bu köşenin hem de akıl odası takipçilerinin iyi bildiği konular. ABD, Rusya ve Çin'le büyük güç rekabetine girerken ortak ve müttefikleriyle ilişkilerinde yenilik yapıyor. Rusya'ya karşı Avrupa'daki ortaklarla birçok yeni anlaşma ve inisiyatife imza attık. Bu iş NATO'nun da ötesine gidiyor. Müttefiklerimizden sorun çıktığında sevkiyata hazır, kabiliyetli ve istekli olmalarını bekliyoruz. Ekspıra biraz devam edelim. Polonya, Romanya, Bulgaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya ile birçok anlaşma yaptık. Pasifik'te de Çin'in yeni güç projeksiyonlarını sınırlamayı hedefliyoruz. Hindistan, Avustralya ve Endonezya ile kritik işbirliklerini imza attık. İngiltere'de Queen Elizabeth uçak gemisini Pasifik'e gönderecek. Dünyayı verevine yırtan bir harita bu. Buna Orta Doğu'da İsrail ve kimi Arap ülkelerinin işbirliğiyle eklemlenen, 100 yüzyılın planıyla Karadeniz ve Azar başlayan yeni istikrarsızlık halesini de ekleyebilirsiniz. Türkiye kor çekirdek gibi. Saldıran eriyor. Böylece ortaya Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Hazar, Akdeniz, Orta Doğu ve nihayet Pasifik'te oluşan dört baklalı bir zincir çıkıyor. Bu öbeklerin her biri diğeriyle rabıtalı ve hep yazdık. Asıl hesaplaşma öncesi cephelerin takimi, düzenlenmesi anlamına geliyor. Türkiye ise bu dört ana parçanın üçünde çekirdeği, kalpgahı tutuyor yani ilk üç baklayı durdurma veya yaşatma potansiyeline, dördüncüyü de bu imkan kabiliyetine göre etkileme gücüne sahip tek ülke. Yine bu öbeklerin içinde ABD'nin beklediği kıvama gelmemiş çok ülke sorun bulunuyor. NATO ve Avrupa ülkelerinin birçoğu bu durumda. İsteksizler ve hele savaş hiç istemiyorlar. Karadeniz ve Hazar'da ise Türkiye temel oyuncu nispeten istikrarlı bu alana yönelik girişimlere hangi cepheden bakacağı kesilemiyor. Hele söz konusu Orta Doğu olduğunda bütününde yaşanan gelişmelerden rahatsızlığını gerektiğinde müdahil olduğunu görüyoruz. Şunu da ekleyelim, önümüzde Amerikan seçimleri bulunduğundan Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını sandığa yönelik saymak akla gelebilir. Değil. Amerikan seçmeni bundan ne kadar etkilenir ayrı konu. Ama ister Trump seçilsin ister Biden bu planı uygulayacaklar. Sadece yoğurt yiyiş farklı olur ama yordam değişmeyecek. Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan krizinden hareketle Ukrayna ile kurduğu yeni ve güçlü ilişki, Karadeniz'deki tutumu, Kafkasya'da daha görünür profil çizmesi, ABD-Batı cephesinde yer tuttuğu anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Türkiye'nin herhangi bir kutupta yerleşik hale geldiğini kimse söyleyemez. ABD ve Rusya da söylemiyor. Moskova Türkiye'nin yerinden memnun. Ankara ABD'ye mesafeli durduğu için değil, normale yani ortaya geldiği, daha bağımsız davrandığı için. ABD ise olması gereken bu mesafeyi geçmişteki çok çok yakın konumuna bakarak Ankara'nın kendisinden uzaklaştığı şeklinde algılıyor. Ama kuş bakışı zaviye gösteriyor ki Türkiye iki ülkeye aynı uzaklıkta. Putin'in söylediklerini bu haritaya göre okuyun. Putin'e gelince, söylediklerinden kolaj yapalım. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu ne kadar sert görünürse görünsün esnek bir kişi olduğunu, onunla ortak dil bulunabileceğini biliyorum. Bu nedenle durumun normale döneceğini düşünüyorum. Biz diğer ülkeler arasındaki çatlaklıkları hiçbir zaman suistimal etmedik. Türkiye ile Rusya arasındaki etkileşim önemli. Türkiye ile işbirliği hacmimiz artıyor. Rusya ve Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki duruma ilişkin tutumları örtüşmüyor ama Türkiye ile olan görüş ayrılıklarından kaygı duymuyoruz. Ankara ile işbirliğinin sürdürülmesinden yanayız. Siyasi çözüm bulunmasından yanayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bağımsız politika izliyor ve Türk liderliği ile çalışmak memnuniyet verici ve güvenli. Her türlü baskıya rağmen Türk Akım Projesi'ni Erdoğan'a kısa süre içinde gerçekleştirdik. Bu konuda Avrupa ile yıllardır sürüncemedeyiz, Avrupa projenin uygulanması için bağımsız hareket edemiyor. Putin özellikle Batı medya organları ve siyasilerin sıklıkla eleştirel bir dille Türkiye'ye yönelttiği Osmanlı mirası peşinde koşuyor ithamlarıyla Ankara'nın Kırım konusundaki duruşuna ise bunlardan haberim yok yanıtını verdi. Habersiz kalması mümkün olmayacağına göre açıkça ve küresel kamuoyunun önünde başını başka yöne çeviriyor. Putin'in açıklamalarının bütünü ABD expert'ın çizdiği harita üzerinde okunmalı. Rusya'yı kuşatan ABD jeopolitiğinin tek ve temel eksiğinin zinciri tamamlayacak ve gücüne kırılmazlık katacak halkanın Türkiye olduğunu biliyor. Bir evvel yazmıştık. Kremlin için bu, bütün cephede kaybetmek demek. Öte yandan Türkiye, Rusya ile iş görme üssü bunu bu formüle kurmak istemiyor. Son tahlilde hele ABD seçimlerinden sonra Çin'e karşı ABD ve kısmi batı saldırısı başladığında pozisyonunun daha kıymetleneceğini biliyor. Ama şunu da görüyor, büyük ABD planı çok sayıda zaaf barındırıyor ve Türkiye için de risk oluşturan öğeleri var. Evet Ankara'nın elindeki büyük ve işlevsel bir kart. Bunu belli bir eksene ait veya rakip olarak değil, düzenin ıslahı için kullanmak istiyor. Peki bu doğru bir politika mı? Hem de nasıl? Nedet Ersanel Mehmet Barlas Devlet vatandaşlarına kötülük yapanları asla unutmuyor. İyi haberlerle kötü haberler bir arada üremeye devam ediyor. Ama en son haber bana göre iyi haberdi. Bu haberle devletin bir bebek gibi zayıf belleği olduğunu düşünenlerin ne kadar yanıldıkları kanıtlandı. Yani devlet hiç unutmuyor. Devlete ve vatandaşlarına kötülük edenler bir gün mutlaka cezalandırılıyor. MİT'le İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyetin işbirliğinin, devletin belliğinin varlığını doğruladığı son haber şöyle. Devlet unutmaz. Bu habere göre Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faillerinden Fırat Botan Kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyetin operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Terörist yakalandı. Tekiner'in Kayseri'de Aralık 2016'da çarşı izinde çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili Kendal Deniz Kod isimli Kenan Çiçe'ye çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti. Bir haberse ne iyi ne de kötü haber kapsamında. Bu haber sadece bir zırvalamayı yansıtıyor ve Birleşik Arap Emirliklerinden geliyor. Zırva Haber Birleşik Arap Emirliklerinde yönetime yakın bir gazeteci olan Hamad El Mazrui, İsrail'i bir gazeteye röportaj vererek Hz. Muhammed'i suçladı. Peygamberimize Hayber'de Yahudilere haksızlık etme iftirasını atan Mazrui, onları Medine'den kovdu, 629'da Medine'den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail'den özür diliyorum ifadelerini kullandı. Adam sapıtmış. Bununla da yetinmeyen Mazrui Suudi Arabistan'a Yahudilere tazminat ödeyin çağrısında bulunarak şunları söyledi. Suudi Kral Selman ve oğlu Muhammed bin Selman'ın başını çektiği Suudi yönetimini Yahudi örgütlerine tazminat ödemeye çağırıyorum. Paralarını, işlerini ve evlerini kaybettiler. Hicaz topraklarının sahibidirler. Suudi yönetimi şimdi bazı Yahudilere vatandaşlık vermeli ve onlara maddi tazminat ödemeli. Mehmet Barlas. Makale dinle.net